İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Asfazadur Bedrosyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine, insan hakları savunucusu Sarsang Barajı'nın boşalması hakkında, abluka devam ederse sonbahar ve kış aylarında ciddi bir enerji sorunumuz olacak. Kanada Arsa Parlamento Dostluk Grubu yeni eş başkanlarını seçti. Artsakh Devlet Başkanı, Özgürlük Savaşçıları Birliği üyeleri, Afgan Savaşı gazileri ve yedek subaylarla bir araya geldi. Armen Grigoryan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün oturumunda konuştu. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik saldırganlığının tanınmaması gerçeği geçerli değildir. Artsakh'ta Frankofoni Birliği, Artsakh Cumhuriyeti'ni destekleyen bir bildiri yayınladı. Batı Ermenistan'ın Evlatları serisinin bugünkü kahramanı, Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimlerinden, Kurtuluş Hareketi'nin köklerinde yer alan, vatana ve askeri mücadelesine adanmış Asfazadur Bedrosyan'dır. Babasının adı Abedik olan Asfazadur Bedrosyan, 8 Aralık 1952'de Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Spitak bölgesinin, şimdi Arakazodun bölgesi Lernabar köyü olan Haypamp köyünde bir devlet memuru ailesinde dünyaya geldi. Yerel ortaokuldan onur derecesiyle mezun oldu. Ardından 1970 yılında Kirovakan şehrinde Sundukyan'ın adını taşıyan 8 nolu liseyi bitirdi. 1970-75 yılları arasında Karl Marx'ın adını taşıyan Yerevan Politeknik Enstitüsü Metalurji Fakültesine girdi ve metalurji, metallerin ısıl işlem teknolojisi ve ekipmanı dalında mezun olan bir mühendis metalurji uzmanı oldu. 1975-78'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'nin Vinnytsia bölgesi Yampol şehrinde bulunan Moskova Havacılık Mühendisliği Fabrikası 2 nolu şubesine iş için gönderildi. Metalurji ve ısıl işlem teknolojisinde mühendis, teknolog, kıdemli mühendis olarak çalıştı. 1987 yılında Tiflis Enstitüsü'nün meteoroloji ve modern ölçümler alanında tüm Sovyetler Birliği yüksek yeterlilik kurslarından mükemmel derecede mezun oldu. Yerevan Politeknik Enstitüsü bilimsel konulu diploma savunmasından başlayarak bugüne kadar onlarca makale, monografi, bilimsel yenilik, icat ve yatırımların yazarıdır. 1990'dan beri Ulusal Kurtuluş Hareketi üzerine bir dizi makalenin yazarıdır. 1995-2007 yılları arasında askeri tarih, askeri bilim, askeri güvenlik, askeri stratejik hakkında makaleler, monografiler, topluluk önünde konuşma materyalleri, kitaplar ve broşürler yazdı ve yayınladı. Ayrıca askeri danışman olarak Mahabartner, Dro, Nijde, Sardarabad, Baş Abaran adlı kitap ve filmler için tavsiyelerde bulundu. 1988-91'de Artsakh Karabağ Hareketi'ne önce Almaz Bilim Sanayi Şirketi'nin Karabağ Komitesi Başkanı olarak katıldı. Ardından Askeri Konsey Başkan Yardımcılığına Karabağ Komitesi'nin Enformasyon Dairesi Koordinatörü seçildi. Asfazadur Bedrosyan ile ilgili makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Avrupalı gezgin arkeolog Robert Kerr-Porter, 19. yüzyılın başında Çuğa'da bulunduktan sonra şunu kaydetti. Eski Ermeni ırkın bu istirahatgahında binlerce mezar taşının göze çarptığını söylersem abartmış olmam. Gerçekten de doğudaki bu özel arsada akla gelen çeşitli anılar insana büyük bir mezarlıkta yürüyormuş izlenimi verir. 1648'de Ermeni halkının Çuğa'dan sürgün edilmesinden sonra Çuğa'dan geçen gezgin Alexander Rhodes iyi korunmuş yaklaşık 10 bin haçkarın orada durduğunu kaydetti. Şah Abbas'tan 3 asır sonra yeni ve acımasız bir el mezarlığı da yıkmak için gelir. 20. yüzyılda bölgeye Çarlık Rusyası'nın yetkisi altında bulunuyordu ve Rusya tarafından 1903-1904 yıllarında demiryolu inşa edilmesi birçok haçkarın yok olmasına neden oldu. Ve bombaların kulakları sağır eden patlamaları izleyenleri bunun eski Çuğa üzerinde patlayan ikinci fırtına olduğunu düşündürüyor. 1914 yılında yetenekli ressam Mardino Saryan bu mezarlıktan bulunduktan sonra şunları yazdı.
Culfa'da Juan'ın muhteşem haçkarlarına baktık ve demiryolu o haçkar ormanından geçiyordu. Haçkarlar, eşsiz sanatsal değerleri, şaşırtıcı motif çeşitliliği ve ritimleriyle beni hayrete düşürdü. Aynı zamanda demiryolu inşaatı sırasında bir kısmının yıkıldığını görünce şok oldum. 1920-21'de Güney Kafkasya silah zoruyla Sovyetleştirildi ve Nahçıvan ve Arsa Bakü'ye ilhak edildi. 20. yüzyılın sonunda Bakü hükümetinin Ermeni haçkarlarını ve genel olarak Nahçıvan topraklarındaki Ermeni kültürel mirasını yok etmeye karar verdiğine dikkat edilmelidir. Azerbaycan makamlarının emriyle Cuha mezarlığının yıkımına Kasım 1998'de başlandı ve 9 Kasım 2002'de yeniden başlandı. Haçkar anıtları ve koç şekilli mezar taşlarının bir kısmı yere düşürüldü, bir kısmı da bilinmeyen yönlere nakledildi. Aynı yılın sonbaharında Araks Nehri'nin İran kıyısından görgü tanıklarının çektiği fotoğraflara göre mezarlıkta tek bir haçkar anıtı kalmamıştı. 10-14 Aralık 2005'te Bakü hükümetinin emriyle Bakü Silahlı Kuvvetleri Birlikleri nihayet Cuha Ermeni mezarlığını yok etti. Asırlık tarihi ve kültürel anıtın yıkımı Azerbaycan ordusunun yaklaşık 200 askeri tarafından ağır çekiç ve kazmalarla moloz haline getirildi ve Cuha mezarlığının yıkımdan sonra hala kalan haçkarları ve mezar taşlarını attı. 1998-2002 yılları arasında kamyonlarla Aras Nehri'ne dökülmüştür. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan Alfanyusa, Artsakh'taki enerji krizine ve Sarsang Barajı'ndaki suların çekildiğine değinerek abluka devam ederse sonbahar ve kış aylarında ciddi bir enerji sorunumuz olacak dedi. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan, uluslararası toplum bunun farkında. Dün hem ben hem de Artsakh'tan diğer yetkililer üst düzey bir uluslararası yetkiliyle görüştük ve kendisine Sarsang Barajı sorununu sunduk. Görüşme istişari nitelikteydi. Başka ayrıntılardan söz edemem ancak var olan ve olması beklenen tüm tehditler dünkü görüşmemizde dahil olmak üzere uluslararası toplum temsilcilerine sunuldu dedi. Ekolojik felakete ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini değerlendiren Artsakh İnsan Hakları savunucusu şunları söyledi. 6 ay devam eden abluka, uluslararası ilişkilerde ilan edilen insan hakları ve özgürlüklerinin korunması gündeminin, devletlerin ekonomik ve siyasi çıkarları gündeminin gerisinde kaldığını ve hiçbir şekilde öncelikli bir sorun olarak görülmediğini göstermiştir. 12 Aralık 2022'den itibaren Bakü yetkilileri tarafından Artsakh'ın abluka altına alınması sonucunda Artsakh'ta enerji krizinin başladığını hatırlatalım. Durumu hafifletmek için Sarsang Barajı üzerine inşa edilen HES benzeri görülmemiş bir modda çalışmaya başladı ve bunun sonucunda baraj bugün neredeyse boş. Kanada Artsakh Parlamento Dostluk Grubu yıllık toplantısını Ottawa'da gerçekleştirdi. Görüşmede Artsakh halkı ile Kanadalı parlamenterler arasındaki bağların güçlendirilmesi, yapıcı diyalog için bir platform sağlanması ve Artsakh halkının barış ve uyum özlemlerinin önemi vurgulandı. Oturumda Senatör Leo Usakos ve yardımcısı Rachel Thomas grubun eş başkanlığına, yardımcısı Alexander Bulleris ise grubun başkan yardımcılığına seçildi. Twitter'daki açıklamada şöyle deniyor. Grup, bölge halkı için bir umut ve cesaret kaynağı olacak ve Artsakh halkının Kanadalı milletvekilleriyle ilişki kurmasına, hikayelerini dile getirmesine ve saygı, hoşgörü ve insan hakları gibi ortak değerleri tartışmasına olanak tanıyacak. Batı Ermenistan hükümeti, Kanada Parlamentosu'nun Kanada Artsakh Parlamento Dostluk Grubu'nun yıllık oturumunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Kanadalı danışmanların Artsakh halkının barışını ve Kanadalı yasak koruyucularla işbirliğini amaçlayan dost grubun çalışmalarına devam etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada, Artsakh'a ve Artsakh halkına kimliklerini ve haklarını korumak için verdikleri zorlu mücadelede diğer ülkeler için de örnek teşkil etmelidir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arai Garutyunyan, Artsakh Özgürlük Savaşçıları Birliği, Afgan Savaşı Gazileri Birliği ve Yedek Ordu Subayları Birliği üyelerinden oluşan bir grupla 8 Haziran'da makamında bir araya geldi.
Artah Cumhurbaşkanlığı ofisinden News AM'e aktarılan habere göre Devlet Başkanı Harut Yunyan askeri politik durumu sundu. Yetkililerin Artah'ın güvenliğini sağlama politikasından bahsetti. Devlet Başkanı toplantıya katılan yapıların anavatanın korunması ve güvenliğinin güçlendirilmesi konusundaki katkılarını, bilgi ve deneyimlerini değerlendirdi ve Artah için hayatı önem taşıyan alanlarda kullanmaya hazır olduğunu ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi ofisinden News AM'e bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 8 Haziran'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye devletlerinin Güvenlik Konseyi Sekreterinin olağan oturumunda bir konuşmada bulundu. Mesajda şöyle deniyor: "Bölgemizdeki güvenlik sorunları hakkında konuşan Güvenlik Konseyi Sekreteri, konuşmasında Bakü hükümetinin güç kullanma veya güç tehdidi politikasını sürdürdüğünü ve daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasını başarısızlığa uğratmaya çalıştığını kaydetti. Tüm bunlara rağmen Bakü hükümeti sadece Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında değil, Artsakh'ta ve Berzor yolunda da durumu ağırlaştırmaya devam ediyor." Grigoryan ayrıca Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırganlığının tanınmaması gerçeğinin ve bunu Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırının sınırlandırma sürecinin uygulanmamasına bağlama girişiminin asılsız olduğunu kaydetti. Sekreter Grigoryan meslektaşlarını Artsakh'taki durumun net ve hedefli bir değerlendirmesini yapmaya ve Artsakh'ta yaşayan 120 bin yerli otokton Ermeninin etnik temizliğe maruz kalmaması için etkili adımlar atmaya çağırdı. Bu bağlamda Artsakh halkının haklarını ve güvenliğini sağlamak için uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması Ermenistan Cumhuriyeti için bir öncelik olmaya devam etmektedir. Artsakh'taki Frankofoni Derneği Artsakh Cumhuriyeti'ni destekleyen bir açıklamayı kabul etti. Artsakh Press'e göre duyuru, Ermenistan Cumhuriyeti üzerindeki mevcut tehdit edici baskıların belirsiz bağlamında birliğin 2 Eylül 1991'den beri Artsakh Cumhuriyeti'ni desteklediğini belirtiyor. Artsakh'taki Frankofoni Derneği, Fransa'yı etnik temizlik sürecini pasif bir şekilde desteklemek yerine Stepanakert ve Bakü hükümetleri arasındaki doğrudan müzakereleri destekleyerek sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor. Birlik, resmi Paris'i Bakü hükümetine neredeyse 6 aydır uyguladığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın derhal ve koşulsuz bir şekilde sona erdirilmesini talep ettiği cezai abluka nedeniyle tek taraflı yaptırımlar uygulamaya ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen koruma sorumluluğu ilkesine uygun olarak Artsakh ablukasını kaldırmak için lojistik ve operasyonel araçlarını kullanmaya çağırıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Erivan Bahem Arel adlı eseri sunuyoruz. Niney 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 can can maralakçı Hori tu im sirdeme tar Zal zal o can sirun yar o can oy oy oy. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.